Herkese yeniden selam. Bu videoda DNA chart dediğimiz özel bir grafik tipine bakacağız. Grafiğin diğer ismi Dumble chart olarak geçer. Bu grafiği yapmak için satışı mı kullanacağım ve kategori mi kullanacağım? Şimdi kategoriyi de kolona şu şekilde sürükleyip bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda kategori bazındaki satışlarımı görüyorum. Bar chart olarak. Satışın yanına bir satış daha alıyorum bu şekilde. Standart yazan bölümden buna interview yapıyorum. Daha sonra şöyle swap yapıp bu şekilde görelim isterseniz. Ne yaptım? Kolon ve satırın yerlerini değiştirdim şu anda. Ekrana ikinci satışı aldığım zaman Max bölümünün içinde artık hem all kısmı oldu hem de satış ve satış 2 diye iki tane daha kısım geldi. Bu neyi ifade ediyor? All'dan değiştirdiğim şeyler burada gördüğünüz iki satış eksenini de değiştirecektir. Bu taraftaki satışın ayarlarını değiştirmek için şu bölümdeki satışı kullanacağım. Diğer taraftaki satışın ayarlarını değiştirmek için de buradaki satış 2 yazan bölümden yararlanacağım. Şimdi o zaman ilk satışı buradan line yaparak başlayalım. Daha sonra ikinci satışı da buradan circle yapıyorum. Circle yaptığımın birazcık boyutunu büyütüyorum ve daha iyi görünmesi için hafif opaklığını azalttım. Ardından all bölümüne geçtim. Şimdi ikisini birden değiştireceğim. Bunun için sipariş tarihini tuttum. Color kutusunun içine sürükleyip bıraktım. All bölümünün içinde bıraktığım için gördüğünüz gibi iki satış ekseni de yaptığım aksiyon etiketti. Şimdi buradan line olarak seçtiğim satışıma geliyorum. Ctrl tuşuna bastım ve yıl bazındaki sipariş tarihimi pet'in içine sürükleyip bıraktım bu şekilde. Daha sonra burada gördüğünüz iki ekseni üst üste getirip birleştirmek için ikinci satışımın üzerine sağ tıklayıp dual axis diyeceğim ve bu şekilde iki eksenimi bir araya getireceğim. Satışın üzerine sağ tıklayıp bunları synchronize axis diyerek senkronize ediyorum. Ettikten sonra iki tane satış eksenim var gördüğünüz gibi. Bunlardan bir tanesini yok etmek için üzerine sağ tıklayıp show header diyerek yok ediyorum. Eğer tekrar geri getirmek isteseydiniz nasıl yapacaktık? Satışın üzerine sağ tıklayıp show header diyerek tekrar geri getirebilirdiniz. Şimdi buradan ikinci satış yazan bölmeye gidiyorum ve buradaki dairelerin üzerine hangi yıllara ait olduğunu yazacağım. Bunun için yine kontrol tuşuna bastım. Yıl bazındaki sipariş tarihini label'ın içine sürükleyip bıraktım. Daha sonra label'a tıklıyorum. Alignment'tan burada gördüğünüz yıl yazılarını ortalıyorum. Aşağı alabilirim, ortaya koyabilirim ya da tab yapıp grafiğin üzerine çıkartabilirim. Tab yapıp grafiğin üzerine çıkarttım. Daha sonra font bölümüne tıkladım ve yazının formatını birazcık kalınlaştırdım. Buradaki match mark color seçeneğiyle isterseniz grafiğin rengini yazıya otomatik olarak verebiliyorsunuz. Arkadaki çizgilerden kurtulalım. Kurtulmak için grafiğin üzerine sağ tıkladım ve format diyorum. Buradaki 5. bölmeye tıklıyorum ve bunlar dikey çizgiler olduğu için buradan columns sekmesine geçip grid line'ı none olarak ayarlıyorum bu şekilde. Şu anda neyi görüyorum? Kategori bazında satışlarımı görüyorum. Nasıl görüyorum? Yıllık olarak görüyorum. Yani o zaman benim en fazla satış yaptığım yıl 3 kategori içinde 2014'müş. En az satış yaptığım yıl mobilya kategorisi için 2011, ofis ürünleri kategorisi için 2012, teknoloji kategorisi içinse yine 2012'ymiş. İsterseniz bunları tekrar şöyle swap yapalım. Nasıl göründüklerine bakalım. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle circle'ların size'ını birazcık küçültürsem bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tekrar eski haline geri döndüm. Burada diyelim ki sadece son 2 yılı görmek istiyorsunuz. O zaman buraya geliyorum. 2 yılımı seçiyorum ve keep on ediyorum. Artık sadece verideki son 2 yıl için kategori bazındaki satışlarımı bu şekilde görebiliyorum. Bu durumda 2013 ve 2014 yılları arasındaki satış farkının en az olduğu kategorim hangisi dersem mobilya kategorisi olarak bunu görebiliriz. 2013 ve 2014 yılları arasındaki satış farkının en yüksek olduğu kategorim hangisi dersem bunu ofis ürünleri olarak görebiliyoruz. Sheet'ime bir isim veriyorum. DNA chart. Dinlediğiniz için teşekkürler.